Biz Medyanın Sunduğu Figürcünün Seyir Defteri'nin Yepyeni Bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Aslına bakarsanız ben Batman figürünü görene kadar video game figürlerine çok sıcak bakmıyordum. Aslında hala e, biraz mesafeli duruyorum fakat RoboCop ve Terminator'a e olan zaafım yüzünden bu seriye bulaşmış oldum. Aslında iyi ki de bulaşmışım bu haftaki konuğumuz Robocop vs Terminator 1993 video game 7 inç aksiyon figürü seri 2'den Robocop with the Rocket Launcher versiyonu arkadaşlar. Bu isimleri özellikle mi bu kadar uzun koyuyorsunuz? Hey sevgili Neka nefesim tükendi yemin ediyorum ya. Genişliğim soldu okurken şunu. Bu arada seri 1'de Plasma Rifle T800 ve Heavy Gunner Exoskeleton var. Seri 2'de yine gördüğünüz gibi Rocket Launcher Robocop ve Flame Trooper Robocop var. E, diğer figürleri de tanıtacağım zamanı gelince. Aslında Robocop ve Terminator bir crossover çizgi romandır. Frank Miller'ın kaleminden çıkmıştır. Merak edip okumak isteyenler netten bakabilirler. 1993 yılında Sega Mega Drive için çıkartılmış bir oyundur kendisi. Tabii ki normal şartlar altında T800 Robocop'u yani bir <laughs> mutfak robotuna çevirir diyelim. Ama oyun keyiflidir. Oynamak isteyen emülatörler sayesinde oyunu hala oynayabilir. Benim çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Figüre geçelim biz. Figür klasik NECA boyu olan 7 inç yani 17 santim ebatında. Tabi bu figürü koleksiyona katma sebebim art deko tarzı boyama uygulamasına bayılıyor oluşum. Mesela Batman'inki nefisti zira bu da öyle. Terminatörü pek beğenmedim ama olsun o da bizim evladımız. Onun da dışlamamak lazım. Şunu da söylemek lazım. Body Reuse anladığım kadarıyla yani tekrardan kullanılan bir body. Gerçi Robocop çok değişmediği için çok da benim açımdan bir sıkıntı yaratan durum değil. Sadece Paint App ve işte alevler, aksesuarlar vesaireler değişmiş. Beni zaten söylediğim gibi bu işte bu işin içine sokan şey boyama tarzı oldu. O yüzden kalan kısımları benim için çok önemli değil. Flame'leri de tabii göz ardı etmemek lazım onların da tasarımı gayet keyifli. Daha fazla e, gevezelik etmeden kutu incelememize doğru devam edelim. Açıkçası içinde bir fikir olan tasarımları çok beğeniyorum. E, bu hafta Robocop'un kutu tasarımı var karşımızda gerçekten çok keyifli bir tasarım olmuş. E, hemen bakalım ön taraftan ürünü gördüğünüz şeffaf bir alana sahip. Bu tabii ki şuna yarıyor. Sürprizle karşılaşmıyorsunuz. E, gördüğünüz ürünün aynısını evinize götürüyorsunuz. Ayrıca seçme şansınız oluyor. Hani ön taraftan bakarak boyasında herhangi bir işte e, sıkıntı var mı, vuru, kırı var mı bir. E, fabrikasyon hatası var mı? Bunları görebiliyorsunuz. Hemen yan tarafta Robocop Rocket Launcher ifadesini görüyorsunuz. Alt tarafta Robocop logosunu, yan tarafında da Robocop'un illüstrasyonunu görüyorsunuz. Burada piksel piksel yapmışlar oyna bir gönderme var çok tatlı. Yan tarafını çevirdiğinizde Rocket Launcher Robocop yazısını ve alt tarafta Robocop logosunu görüyorsunuz. E, kutunun genelinde bu küp küp e, oyundaki e, temaya yakın bir tasarım mevcut arka tarafı çevirdiğinizde üst tarafta Robocop logosunu ve yine Robocop'un oyundaki gibi e, duruşunu gösteren bir ilustrasyon görüyorsunuz alt tarafta küçük bir infosu var güzel tarafı e, yaptıkları diorama'yı çekmişler oyundaki dioramaya benziyor Robocop e, alevler içerisinde e, diğer tarafında da az önceki gibi yine aynı tasarım mevcut e, ee, üst tarafta da şeffaf alan var. Alt tarafta logolar vesaire var. Kutunun içerisinde ayrıca oyun içi e, dioramasının yer alması. Figürünüzü sergilerken bir arka plan yapmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten böyle fikirler çok hoşuma gidiyor. Eline sağlık ne çok güzel bir iş çıkartmışsınız. Gelelim figürümüzün detaylarına. Her zamanki gibi yine kafa modellemesiyle başlayalım. Robocop'un kafa modellemesini ben beğendim. Soran arkadaşlar için şunu söyleyeyim e, abi NECA mı daha iyi McFarlane mi daha iyi iş çıkartıyor sence diye e, sorular geliyordu bana. Ben açıkçası nekanın modellemelerini McFarlane'in modellemelerine göre daha başarılı buluyorum daha gerçekçi buluyorum. E, ben NECA'dan daha büyük keyif alıyorum bunu söyleyebilirim. Öncelikle çok hoş bir boya uygulamasına sahip bir kafa var karşımızda. Şöyle bir baktığımızda ilk dikkat çeken şey vizörün üzerindeki kurşun delikleri ve hemen yan tarafındaki boya lekeleri. Bu lekeler aslında alevlerin kask üzerindeki yansımaları arkadaşlar. Nefis güzel bir detay yapmışlar burada. O yansımaları da Art Deco tarzının dışına çıkmadan vermişler. Bu benim çok hoşuma gitti. Aynı şekilde yüzün gözüken yani hala insan dokusuna sahip kısımlarında da Art Deco boya uygulaması devam ediyor. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Küçük alanlar bile olsa yapılan boya uygulaması etkili sonuç vermiş. Helmut'un şeklini ve yüzü saran bu gördüğünüz mat siyah bölümün tasarımını da ayrıca beğendiğimi söyleyebilirim. Boyundan aşağıya doğru indiğimizde göğüs bölgesinde alınan hasarlar sonucu Robocop'umuzun alevler içinde olduğunu görebiliyoruz. Alev modellemeleri gayet keyifli. Zira NECA'nın bu tarz işlerde çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Alevlerin alt tarafı sarı yukarıya doğru degri bir şekilde yani kademeli bir şekilde boya uygulaması değişiyor. Sarıdan daha turuncuya doğru en uçlara doğru da biraz daha kırmızılaşmaya başlıyor. Güzel bir uygulama yapmışlar Güzel bir tasarıma modellemeye sahip Ben beğendim Body'nin her yerinde zaten bir Savaş hasarı almış havası var Bu konsepti sürdürmüşler Birçok yerde kurşun izi Kırık, çatlak, patlak Efendime söyleyeyim dış etkenlerden Etkilenmiş bir zırh efekti Görüyoruz Yine kollarda ve omuzlarda da bakın Mermi delikleri var Gerçekten Robocop'un başının ciddi anlamda Belada olduğunu söyleyebilirim bu tarz figürlerde ben daha keyif alıyorum açıkçası hani olağan tarzının biraz daha dışındaki işlerde çok daha mutlu oluyorum sergilerken daha keyif alıyorum bir normalini bir böylesini sergilemek gerçekten keyifli oluyor arkadaşlar. Robocop'un hem elleri hem de kollarının modellemeleri ve tasarımı gerçekten çok keyifli olmuş. Sağ elde e, alev var, üst tarafta omuzda da alev var. Oralardan darbe almış Robocop. Göz zırhının hemen altında bacaklara bağlanan karın bölgesi modellemesi ve detayları çok hoş. Özellikle siyah mat tonlar çok hoşuma gitti. E, normalinden daha keyifli bir hava vermiş bence. Modellemedeki başarı hem filmdeki hem de oyundaki tarzına çok yaklaştırmış karakteri. Alt tarafta yine aynı şekilde koyu alanlar ve açık alanlar art deko tarzına sahip. Yer yer açık tonlarla da kontur atılmış, hoş bir hava yakalanmış. Kontrast kullanımını ekstra belirtmek isterim. Ee, üst bölümde olduğu gibi Robocop'un bacakları ve ayaklarının modellemeleri de gayet başarılı. Ben özellikle ayak modellemelerini ve arka taraftaki pistolleri çok seviyorum arkadaşlar. E, robotumuzun daha doğrusu Robocop, robot demeyi pek gönlüm e, e, kabullenemiyor ama e, Robocopumuzun e, alt tarafı gerçekten çok keyifli gözüküyor özellikle boya uygulamasıyla. Aslında bu figürde öyle çok konuşabileceğimiz şeyler yok. Ha Konuşsak saatlerce konuşurum. Ben gene gözüme takılan detayları sizinle paylaştım. <laughs> Aksesuarlara geçelim. Öncelikle Rocket Launcher'ın modellemesine bayıldım. Detaylı ve kaliteli bir işçiliği var. Silahı ortadan ikiye bölerek gördüğünüz gibi roketi yerleştirebileceğimiz kısmı açıyoruz. Güzel detaylardan birisi de roketin silahtan fırlamış olarak modellenmesi. Arkasında şeffaf bir alev bulutunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu silahın ağzına oturtuyorsunuz ve Rocket Launcher'dan fırlayan bir füze etkisi yaratıyorsunuz. Aynı şekilde roketin boyaması da çok keyifli. O da çok güzel olmuş modellemesiyle birlikte. Çok başarılı bir aksesuar olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte aynı titizlikle çalışılmış bir lazer silahı geliyor. Hem modelleme olarak hem de boya işçiliği olarak gerçekten üst sınıf bir iş çıkartmış Neko bu aksesuarlarda. Artikülasyon anlamında kafanızda soru işareti olmasın çünkü alevler hiçbir şeyi engellemiyor. Diğer Neka figürlerinden geri kalır hiçbir yanı yok. Ee, hemen bakalım kafa aşağı yukarı sağa sola öne arkaya istediğiniz pozisyonda hareket edebiliyor. 360 derece tam tur dönebiliyor ama döndürmeyin gerek yok. Omuzlar yanlara doğru açılıp 360 derece tam tur kendi eksenlerinde dönüyorlar. Dirsekte bir hareket noktası var. Onun dışında bileğin hemen üstünde bir hareket noktası var. El 360 derece dönebiliyor. Bunun dışında e, göğüs bölgesinde bir hareket noktasına sahip sağ sola öne arkaya döndürebiliyorsunuz buradan figürü ki bence terminatörde bu çok önemli bir e, hareket noktası. Bunun dışında gördüğünüz gibi ayaklar yanlara belli bir aralıkla açılıyor. Ama öne arkaya istediğiniz kadar oynatabiliyorsunuz. E, ee, diz kapaklarında bir hareket noktası var. Ve bunun dışında ayak bileklerindeki hareket noktasıyla ile e, figürün artikülasyon bölümleri sonlanmış oluyor. Son olarak toparlayacak olursam eğer NECA koleksiyonu yapıyorsanız ve NECA koleksiyonu içerisinde farklılık arıyorsanız bu oyun serileri gerçekten sizin için iyi bir tercih olabilir. Bunun dışında farklı figürler arayanlar için de gerçekten uygun bir seçim olacaktır kendileri gerek modellemesi gerek boya işçiliği ki özellikle boya işçiliği bu figürü koleksiyonunuza katmanız gereken figürlerden birisi yapıyor. Fiyat olarak da bütçe dostu bir figür ne çok yüksek ne çok alçak. İndirim yakalarsanız güzel fiyatlara alma şansınız var. Tabii Türkiye'de de var onu da söyleyeyim mağazalarda bulabilirsiniz. Bu yüzden de hani kolay ulaşılabilen bir figür seti bu anlamda da tercih sebebi olabilir. Bız Medya'nın sunduğu figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, sosyal mecralarda bizi takip etmeyi ve figürcününseyirdefteri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.